Herkese merhaba, ben Şenol. Medieval Dynasty'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Aç baş dağını bugün sabah köründe kalktım. Saatlerdir Medieval oynuyorum böyle. Nereden estiyse artık. Sezon da bitiyor. Artık dedim hani sezonu bitirme bari de yani bir kaydını da al. Ayıptır. Neler yaptığıma gelecek olursak. Öncelikle 10. kişiyi aldım. Oradan bir yeni göreve geçtim. Yeni görev artık bir eş sahibi ol. Bir varisin olsun. Hoş bu da bayağı zaman alıyormuş. Günde böyle %15 falan ilgi kasabiliyorum. %100 yapmadan da o son noktayı koydurtma. En azından son nokta olarak gözüken yer var. Reputasyon zaten maşallah. Kazanılan hanedan reputasyonu yönetimde mi o? 6500 oldu. Milletin görevlerini falan yapayım. Çok basit. Odun kesiyorsun. İşte bıçak isteyen oldu. Balta isteyen oldu. Çekici isteyen oldu falan filan. Farklı farklı şehirlerde dolanıp şeyleri hallediyorum. Onun dışında kurt kesiyen oldu. Et isteyen oldu. Dut isteyen. Hala var mı o dut isteyen? Aynen. Aa görev bu neyse sona erecek. Anam. Bunu bir götüreyim lan. Ben bunu unuttum. Arada kaynadı. Dut alamıyorsun sezonda. Dut yok. Dut istiyor. Allah'tan stoklarımda vardı. Buradan dutu aldım. De eti geri bıraktım. Çok mantıklı. Dünya kadar et var. Maşallah. Böyle fazla fazla al dursun çürür mürür. Elemanı şeye verdim. Mutfağa verdim. Şu anda burada et pişiriyor. Onun dışında işte oduncuya baltalarını verdim. Avcıya bıçağını verdim falan filan öyle eşya işleri hallettim. Bir tane daha ev koydum haliyle mecbur lazımdı. Çünkü ben hanımı ayarlayınca 10'uncuyu öyle ayarlarım dedim ama maalesef öyle olmuyor. Buraya bir hanım abla aldık. Onu ahçılığa verdim. Tarla fena değil idare ediyoruz. Şimdi bu görev neredeydi? Denika'da tamam ben Denika'ya gideyim de şu iş bitmeden. Denika'ya gideyim. Hatta geceyi dışarıda bile geçirebilirim. Çünkü sezon attığı zaman otomatik olarak eve atıyordu. Du. Hala öyle mi bilmiyorum. Bu sefer bulduğum şeyleri dışarıdaki haydutlara öldürdüm. Bak tekrar kaybedeceğim diye. İki tane haydut öldürdüm. Pek bir şey de çıkmadı. Yani yerden ama para falan da bulabiliyorsunuz. Dikkat edin. Yani öyle kamp alanı falan bulursanız yerde böyle bayağı 50-50 falan buldum. Vergimi falan ödedim. Üzerine biraz daha para biriktirmeye çalıştım da pek bir şey olmadı. Şu an kazma üretiyoruz da kazmadan bir para gelmiyor ya. 716 param var. Şu anki amacım artık tavuk yeri. Ha bir dakika bak. İkidir hep unutuyorum. Şuraya oyunu özelleştir getirdiler. Hiç dokunmadım daha. Save'in ortasında böyle dokunacağım soğutacak diye tırsıyorum. Çünkü hakikaten şu oyunu hani uğraşmadan video çıkmaz. Kaç saattir dediğim gibi oynuyorum. Ama bayağı bir şeyini ayarlayabiliyorsun buradan. Belki bazılarına dokunabilirim de işte ayardan ziyade direkt iptal ediyor ya. Hani vergileri tamam ayarı var. Bina sayısının ayarı var. Etkinlikler olsun tabii ki. Kapatabilirsin istersen. Sınırsız SP, sınırsız takat. İşte sınırsız durumu biraz sıkıntı oluyor. Hani ayarlayabilirdik şey olarak daha iyi olurdu. Açlık, susuzluk, sınırsız taşıma limiti. Zehirlenme sıcaklığı kapatabiliyorsun falan. Hızlı işleme. Aslında bu fena fikir olmayabilir. Bunu özellikle söylediler. Eti pişiriyorsun ya tek tek. Bununla tek seferde hepsini yapıyormuşsun. Ki pek bir şey pişirdiğim de yok ki artık. XP çarpanı aslında fena değil. Bunu ne kadar artıyor? Şöyle bir iki kat deneyelim. Teknoloji kazanım. Bunu da bence bir iki kat deneyelim. Hatta daha bile fazla deneyebiliriz. Ata falan gidemiyorsun abi. Tabii bunu daha bile arttırabilirim. Hanedan şöhretin çok bir esprisi yok zaten. Aldı başını gitti. Bırakılan eşyaların bozulmasını durdur var. Mevsim değişikliklerinden sonra uygulanır. Mevsim uzunluğu gün. Şu anda 3 günde bir mevsim değişiyor. Arttırabiliyorsun. Aslında var ya böyle uzun süreli oynayacak adama gider. Hani kış geldi mi sonuna kadar gelecek falan gibi. Vatandaşların gıda ihtiyacı, su ihtiyacı, odun ihtiyacını ayarlayabiliyorsun. Haydutları açıp kapayabiliyorsun. Düşmanların SP'si, düşmanların hasarı. Bu yani düşmanların sahip olduğu can miktarı çarpanı. Bu çarpan düşmanları öldürmeden önce onlara ne kadar hasar vermen gerektiği. Yani şu anki haliyle tek headshot'a falan adamlar ölüyor. Zırhlı pek bir şey denk gelmedi şu ana kadar. Belki denk gelebilir. İki tane gövdeden şu an normal elimdeki bowl'a halledebiliyorum. Ki bendekilerde taş ok. Yani tahtası da var galiba. Bunun da taş okla halledilebiliyor. Sıkıntı değil. Gidelim şu görevi verelim ki haritada tek bir görev kaldı. O da tohum istiyor. Tohum vermek istemiyorum. Aslında benim buraya pancar tohumu da almam lazım ya. İki tane mene pancarımız var. Ektik onlarla çoğaltacağız diye hesap ediyoruz. Hayırlısı bakalım. Ne kadar çoğalırsa artık. Etraf falan bayağı bir dolaştım. Sağa sola bakmanın pek bir mantığı yok. Oyun hakikaten yani
Zamlanmadan bence kapın derim. Zahvar şu anki haliyle de 100 küsür lira mı neydi galiba? Multisi de geldi mi, fulli çıktı mı bu uçar. Ve buna hani yüzlerce saat rahatlıkla gömülebileceğini görebiliyorum. Aha, merhaba canım. Sıkıntıları yok mu? Tabii ki var. Ama saatlerce keyifli bir şekilde oynayabiliyorum yani. Normalde şu ana kadar çoktan videoya girerdim. Hatta şu yaptıklarımdan videoda çıkabilirdi rahatlıkla. Çünkü kurtlarla falan kapışmam falan var. Komik. Ama dediğim gibi ayarlardan inşallah bakalım ileri doğru stamina ayarını falan. Hani tamamen kalkmasın abi. Tamamen kalkması da sıkıntı olabilir ya. Anam bunlar yattı mı? Deme ya. Kahlan. Aha tamamdır. Geze. 62. Tamamız. Ya şunların yatağında falan yataydım. Neyse ben şimdi eve gideceğim. Yatacağım. Mevsime atlayacağız. Tohum baksa mıydım ya? Boş tarlamda yer yok. Yeni tarla yapabilirim. Şu anlık gerek yok. Arttırılabilir ama şimdi tarlacım da var. Ben uğraşmıyorum ya. Her şeyi istiyor abi. Çantayı da istiyor. Çapayı da istiyor. Orağı da istiyor. Ama demirden de yapılıp bunlar koyulsa bir sürede götürür. Benim Manitu burada. Rolnica'da. Jolpita. Gidince gösteririm. Bakalım %50'yi geçeceğim. Belki %50 ile ekstra arttırabilirim. Eşya verebilirim. Ama ne vereceğimi bulamadım. Yani vendorlarda bu tahmin edebiliyorum ne vereceğimi. Hani güzel bir gül, çiçek olur. Ne bileyim. Kase mase bilmiyorum belki. Verilebilecek bir şey vendorlarda bulamadım. Hani yani burada yok ki çiçek sepeti söyleyesin. Yani nereden ne alacağım bilmiyorum. O konu hakkında bilgisi olan varsa aşağıda paylaşırsa fena olmaz. Hani şu şehirde şu vendor buna satıyor gibicesine. Hani tutup da hani evet gül veriliyor demen çok bir mantığı yok. Nerede bulunur? Çünkü dolaştım bayağı bir. Sadece şunlara gitmedim. Buralar çok ters kalıyor. Yani buralarda turluyorum. Buralar güzel ki tam merkezindeyim zaten. Ona göre ayarladım ben. Şu ikisine daha gitmedim. Baksana şunda da iki tane görev var. Muhtemelen sezon geçince yalan olacak ya. Oralara da uğrayabiliriz. Ama ata daha var galiba ya, değil mi? At. Teknolojide şurada mı oluyordu? At ahırı 2000'de abi. At ahırı yapmadan çünkü bildiğim kadarıyla at alınmıyor. Ama şu anda tavuk kümesi, tavuk yem peşinde de 250 ki pek bir şey kalmadı. Domuz ahılı. Onların da şey, domuz ahılı mesela bugün domuzları gördüm. Galiba benim Manitou'nun olduğu yerdeydi. Tavuklarda Baranika'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İşte araya süre girince unutuyor insan. Neyse gidelim sezonu atlayalım artık. Semadaki gökkuşağı. Yağmurdan sonra güzel bir gökkuşağı belirdi. Göze hoş gözüküyordu. Halkın bu manzara karşısında mutlu olup bunu hayırlı günlere yordu. Herhangi bir kısıtlama yok. Bu mudur yani? Yanlış seç. Sanki başka seçeneğim var gibi. Tüm köylülerin keyfi durumu. Yükseliyor. İyi. Tamam. Olur. Biz bu sezondan başlıyor. Bir dakika ya. Yıl 3 oldu. Yaz ayındayız. Tamam. Gün 1. 27,7 derece. Kral da yazıyor. Lyon 1 merhametli. Allah Allah. İyi olur tamam. Sana bayağı kalabalıklaştı. Buralara yollar falan da yapılabilir aslında ya. Şu otları falan. Ama mesela dut artık iş yapıyor. Değil mi? Direkt dut alıyorsun. %25'in altındakiler direkt zehirlenme veriyor artık. Onu söylemeyi unuttum bilmiyorum. Bu arada taşa geçen var ya. Az vakit geçti aradan. Hani biraz daha bekleyeydin. Hemen peş peşe atma böyle medieval gibi geç. Biraz süre olunca. Ya abicim yine birkaç bölüm çeker. Biraz bırakın. Bu tarz oyunlar böyle yani ömürlük ki. Save de kalıyor. Bir nevi satisfactory'de de öyle yapacağım. Bir sonraki update'te bir başlayacağım abi. O save inşallah uzun süre gidecek. Hani 8-10 bölüm tabii başta bir gaza gelip çekerim. Sonra biraz ara verip sonra bir daha çekerim falan şeklinde. Devam ederim yani. Büyük ihtimalle. Lan burada görev çıktı. Ben ilk başta Manitou'ya gidiyorum abi. Onu bir halledelim de. İlk o. Onu da yapayım, bunu da yapayım derken yalan oluyorum. Şurası baba. Hadi gidelim. Vallahi hanım köylü olabilirim ben ha. Güzel gözüküyor köy çıktı. Değil mi? Böyle tepede. Gel derim falan biz yapamayacağız bunu ya.
Hoş dönmüyor ama. Şu haliyle de nasıl dönsün yani, nasıl bir teknolojik atılımdır o? Bunlar zamanında bayağı işe yarıyormuş bunlar ya. Günün teknolojisi. Vay anasını. Aha şu değil mi lan benim hanım? Ya hay senin ben. Şaka gibi ya. Şeye giderken... Çok pardon. Yo o değil. Ulan ben daha benim hanımı tanımıyorum. Aha buradaymış ya. Bu sen miydin ablacığım? Aha Cibora Cibor. Ya %40 yapabilmişim. romantizm. Günün nasıl geçiyor güzellik. Şimdi böylesine derin bir aşkı ilk kez hissediyorum ve bu beni çok korkutuyor. Ancak sensiz tek bir nefes dahi almaktansa hayatım bu korkuya tamamen teslim etmeyi yeğlerim diyemiyorum yalan. Çünkü hatta göstereyim niye uğraşırım ki. Gerekli ilgi 100. 100. Hani hayırlısı bir ara inşallah şey yapacağız. Neyse. Atletik cüssen oldukça etkileyici de denmez ki ona denir mi ya? Saatlerce konuşsam bıkmadan dinlerim seni. Beni güzel sesinle mest eder. Neyse 3 olsun hadi. Harbiden 3 geldi yalan. Kulağa garip geliyor ama kıyafetlerini çişe daldırınca daha kolay yıkanıyormuş. Lan ne biçim şey o? Allah Allah hatuna yazıyorsun söylediğin cümleye bak. Bu kulağa garip girebilir ama kıyafetlerini çişe daldırınca daha kolay yıkanıyormuş diye duydum. Kimisi diyor ki kral gelecekten haber veriyormuş. Kimi insanlar hayatları boyunca aşkı anlamaya çalışır ama aşk anlaşılmak istenmez ki. İstedilmek ister. Ben dörde yürüyorum o zaman. Hop! Yine 3 verdi Allah canını almaya. Bak sana hediye işte. Hediye yok bende şey. Batı'daki komşularımız kurbağa yediğini duydum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Aman ha çok komiksin. Aa yürüyelim öyle olur. Lan oğlum 6 aldık 5 gitti. Daha önce tanışmış mıydık? Ebeninki. Ay yok artık günlerdir gelip gidiyorum kız. Görüyorsunuz ne kadar geliyor. %1 aldık bugün. Bugün %1 aldık. Yıl zaten toplasan 12 gün. Abla 18 yaşında bu arada. Niye abla diyorsun ki yani? Sana hediye. Abi. Eşyaları sırala diyor. Neyini sıralayacağım abi? Yok ki yani. Hediye ben sana ne alayım? Datlum. Kısa sohbetten ne olur? Aklında neler var bakayım. Günün nasıl? Güneş kemik... Canı sıkan bir şey mi var? Buralardan bir şey yapamıyoruz. Yok hiçbir şey olmuyor buradan abi. Nereden bulabilirim? Son zamanlarda ilginç olayları duydum mu? O da bir işe yaramıyor. Goodbye. Ama gel köyüme katıl dediğim zaman da zıp diye de atlıyorlar yani. O da çok ilginçtir. Hanımefendi, seni alabileceğiz mi? Ya baban nerede senin? Ne bileyim, 5 küçük, 3 büyük baş falan filan. Aa bak domuzlar burada. Neyse şey ettirelim. Kaç kuruş? 2000, 2100. Erkeği hangisi bu? 2100. Ufaklıklar. Bir dişi bir erkek. Küçükten aldım oradan yürünür ya. Ne olacak? Heal, heal. Hayvan yemi 28 en iyi. Et de satılabilir de çok da cacıklıktan gidiyor ya. Aa bunları satayım ben sana. O da çürümek üzere var. 3.2 ediyor etmiyor da. Allah'ım yarabbim. Taş vereyim sana. Ben de şu anda en iyi para eden su dolu kırba. 83 ediyor. Biraz daha para eden şeyler yapmak lazım hani. Memlekete örnek almaktansa yine girdi araya. KDV yüklü bir şeyler lazım. %1 aldım abi. Ya Fizan az da değil abi. Yürü. Harbiden az da değil. Neyse ben tavuk bakmaya gidiyorum. Gün gelecek benim de bir atım olacak. Hayırlısı tabii o günlere var. Yalnız tavuk burada değilse. Oğlum burası. Neredeyim lan ben? Oo, burası oğlum. Anam. Ya değiştirdiler ya buralar böyle değildi ya. Belediye falan hep bu yollar değişti. Burada var mı bir şey? Nasıl buradayken? Hediye satıyorsunuz mu ya? Valla. Oğlum bir tane vendor da yok mu burada?
Var, tarlacı var. Çiftçi. How are you? Var mı öyle çiçeğim miçeğim bir şey? Never disappoint. Yani baktım bunlara da göremedim ben bir şey ya. Oğlum bu hanıma hediye ne alınır ya? Goodbye. Hediyeyle falan yürüyeceğiz abi bir şekilde. Ne yapayım başka? Aklıma fikir gelmiyor. Gördüğünüz öyle %1 yani görev söylüyor bak ben hani karı peşinde koşmuyorum ben yanlış olmasın. Bir eş sahibi ol, bir varisin olsun diyor. Yani anladın işte yani şimdi açıklatmayın bana. Lazım. Oyun istiyor. Yapacak bir şey yok. Görevimiz bu. Heh burası ya. Tabii hatırladım şuradan tavuk alıyorduk. Değil mi? Oğlum bak burası da biraz değişmiş ha. Burası biraz daha izole duruyordu. Yok tavuk falan kaç var şu an hemen alacağımdan değil alacak yerim de yok zaten de. Civcivler 525. Direkt aldığın zaman oğlum domuz da aynı para ya tavukla bu. Horozun yavrusu yok mu? Kadın olarak yazıyor yalnız bu hani. O horoz olabilir falan filan öyle bir şey yok. Ne oluyor lan? Aha. E tamam bana 525. 525. 1050. Hatta kastırsan iki kadın bir erkek falan. Büyütürüz abi. Büyütürüz yani. Acelesi yok. En kötü 1050 lazım. Bizim ne kadarımız var şu anda? 779. Hallederiz ya. Ama ilk başta eve gideyim. Şu kümesi bir yapayım. Tam diyorum hemen tarlaların altına yapacağım. Da kümese bir çit falan da gerekir. Ama tatlı oldu o şey muhabbeti. Hiç elinde malzeme yokken yerleştiriyorsun sonradan eline çekici alıp yapıyorsun ya. Onu çok sevdim ben. Hakikaten büyük level atlattı ya. Harbiden büyük level atlattı. Ama hazır... Pardon. İyi tipli tefek ya. Mırlıyor mırlıyor. Sakin ol canım. Sakin ol. Böyle çiftlikte sen de havlarsın. Söz. Ben de yapayım şöyle bir şey. Hoş bunların içinde de yaşanmaz be. Şuradayken ben şu göreve de bir ufak göz atayım ya. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur. Oğlum işte bekle. Yok bir şey oğlum. Sakin ol. Yanında inşaat var. Oradan gelen acayip sesleri tribe giriyor. Evimi yenilemek istiyorum ama elimde inşaat çekici yok. Ulan en sonuncuyu da verdim ben birine. Neyse sana da kendime de yapayım bir tane ya. Buna lazım. İnşaat çekici dediğin şey nedir be? 2 kütük, 20 çubuk. Hemen baltamı çıkıyor. Yalnız baltanın işi bitmek üzere. Yavaş yavaş da olsa gidiyor yani. Biraz daha şey lazım. Tamamdır gerisi. 19. 20 tamamdır. Buyur. Birini ona birini kendime. Bayağı basit ya. Hani geçerken bakmakta fayda var. Yani ne veriyor dersen. Aman aman da tabii parayı bulmuyorsun doğal olarak ama. Hanedan puanı ileri doğru lazım olur. Buyur. 50 hanedan puanı verdi. Teşekkür ediyor. O kadar. Hiç mi para vermedin lan? Allah'ın yurdu zaten muhtemelen görev verirken söylemişti. Çoğunda öyle. Görev verirken hiç param yok sana yardımcı olamam ama arkadaşlarıma senden bahsederim falan filan. Ya hanedan puanı vereceğimi getiriyor. Kabul ediyoruz ne yapalım. Şimdi tarlaları büyük ihtimalle bir miktar daha uzatırım ben bu tarafa doğru. Onun için buraları kesmek istemiyorum. Yani burada bir tarla var, arkasında bir tarla var. Buraya doğru uzatsam tavuk kümesi buraya gider gibi geliyor bana. Hatta şöyle sırtlamasına onu da uzunlamasına yaparım gibi geliyor. Yani şu. Tamam mı? Çok düzgün olması gerekmiyor zaten. Öyle bir şeyim yok. İlla ala aman düzgün olsun da falan filan gibi bir şey yok. Dur 5'e koy. Ama şöyle. Bir de çit kapısı. Oo hiç açmadık bunları. Bir dakika. Bunları açma. Oo ona da para lazım. Olmaz ki o iş. Gazı barkası. Ne geldi teknolojiye ya? Ha domuz geldi değil mi? 253 aynen. Neyse. Teknolojide inşaat bölümünde mi oluyor bu? Aynen. Kırık çit. Allah. Ama lazım ya. Kapıyı ayrı şey ayrı nedir ya? Ver hadi ver. Allah'ın cezası ver. O yeterli abi o yeterli. Bu sırık kapısı.
Şöyle bir tane koysam. İki tane der gibi geliyor bana ya. Bir saniye. Şuralara bir yere iyidir. Gerisini bundan yapacağız. O ne lan? Neyse. Şundan başla, fark etmez. Şöyle gelse. Tamam paşam, böyle olsun, sıkıntı değil ya. Allah Allah. Dediğim gibi zaten hani buranın böyle çok düzgün yapmaya çalışmak saçmalık olur. Şöyle biraz yalpalayacak. Ama şuralara koy be. Civciv o aradan kaçar. Herhalde. Muhtemelen. Zannımca. Bilmiyorum ki. Nasıl işler. Şöyle yapsak. Oho. Saçma oldu. Çok saçma oldu. Baya baya saçma oldu. Niye öyle oldu? Kapının açılıp kapanması var herhalde. Ya. Tahmin ediyorum onun için şey yapıyor. Şöyle olur mu? Deme be abi. Bunu iptal etme şansımız var mı? Vardır herhalde. Ne nasıl? İptali nasıl yapıyorsun lan? Herhangi bir tuş falan yok. Savur, inşa modunu seç. Ha, yok et. Bam. Bam. Çapraz mı getirsem? Ulan bunu yık. Valla. Tamir et bina. Tamamdır. Öyle yapacağız herhalde. Ne yapalım başka? Bak bunda o kadar sıkıntı çıkartmıyor. Buradan başlıyorsun. Şöyle yapsan. Bunda baya baya problem çıkartmıyor. Şöyle yapsan. Oradan girip çıkacağız işte ya. Neyse ilk başta burayla başlayalım da. Ben şunu hemen bir yerleştireyim. Taş vardır herhalde buralarda. Maşallah ufacık yerde iyi madem istiyor ha. Bitiremedik yani. Buyurun abi. Şişt. Böyle açılıyor. Kendi kapanıyor da civcivler bunun altından geçer ki ya. Herhalde civciv tutmaz yani. İnşallah buralarda dolanırlar. Zaten daha çok dekor bizimki ya. Yoksa kalitelisi kaç paraydı? Ben buna bu parayı verdim illaki söyleyen olacak. Temizinden onu da aradan çıkartmış olayım ben. Şimdi bu çiti aldık. Onun yerine bu çiti alabilirdik. 350 olurdu. Örgü çit. Daha ötesini yapabiliyor muyuz? Var. Tahta çit var. Muhtemelen çok daha iyidir bu. Hatta bir sonrakinde bine ulaşırsak kütük kapı kütük çit var onlar. Bayağı bir şey lan. Hayırlısı abi. Biz fakiriz. Onun için en fakir fukara işi olanı yapıyoruz. Olayımız o yani. Burası bayağı fakir mekan. Olur da her şeyi yerleştiririm. Hala böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman binaların yalıtımını geliştiririz. Ne bileyim bir şeyler yaparız. Val buraya yemleri koy. Ha yok buraya. Hayvan yemi. Ben hayvan yemi bile yapamıyorum değil mi şu an? Yanlış olmasın da hayvan yemini açmamız gerekiyordu. Yanlış bilmiyorum. Bir dakika şurada olur. Büyük ihtimalle tavukla geliyordur. Aynen. Ne istiyor bu? Yulaf tanesi çavdar tıklı. Asır. Yulaf tanesi çavdar tıklı. Aldı. Yulaf tanesi çavdar tahılı. Çıkabilir miyim? Nedir burada durumumuz bizim? Hiçbir şey yok. Yani yulaf tanesi var. Çavdar hiç yapmamışız zaten. Olur. Neden olmasın? Sağlık olsun. Para miktarı ne oldu? Nerede param? 379. Oh. Ve şu an köyümün ürettiği şey. Nerede o? Aha da 4 tane kazma. Oy oy. Yakacak odun da yaptırmaya başladım.
Benim bir şeyler craft edip vermem lazım. Hani eldekilerle neyi para eder? Onları craft edip nakite çevirmem lazım. Yoksa bu iş yalan olur. O da nedir? Tahmin ediyorum deriyle şeyle bir şeyler bulacağım. Kürkle de olabilir aslında ha. Bayağı kürküm de var. Kürkte ne üretilir ki ya? Dur bakayım. Dokuma mekanına gideyim. Sadece ve sadece kürkle bir şey var mı burada? Kıyafetlerden falan. Yok abi, yanına illaki yünlü kumaş falan istiyor. Ben şunları bir araştırayım da. Aa, çanta fena fikir değildi zamanında, onu hatırlıyorum. Deri çubuk. Yanına milyon tane. Abi sadece kürk bir boka yaramıyor. Sadece deri bir halta yarıyor. Hani 200'e satın alırım ben bunu. Ufak kese. Kaç tane derim var? Ben bir derilerime bakayım. Onlarla belki parasını çıkartırız bunu. Kürkü geç abi. Buyur. Hasırı da al. Deri miktarım... Şey değil mi acaba? Aslında buna da yürüyebilirim ya. Arbaleti satayım değil mi? Arbaleti okutayım bence. Bakırla da bir şeyler yapabilirim. Sadece bakırlı olan. Aa, kütük çubuk. Para etmez ki. Ahşap çekici. Ahşap çekici abi işte. Ne edecek? Bir saniye. Burada o zaman. Yüzü açıyorsun. Bak ya, o kadar malzeme yok ya, oraya gitmesi gelmesi eziyet. Bu ev benimdi zamanında. Burada bir şey kaldı mı? Bir tane kazma çekiç var burada. Değil mi? O ev benimdi. Buraya bakayım. Oğlum derim olması lazım benim ama yani. Hayvan avlıyoruz biz baba yani. Diyeceğim de hayvandan deri gelmiyor. 44 tane var. 5 tane yapabiliyorsun. Bu yani olay. Ona yönlendirebilirim ama yani. Çünkü et çok fazla oldu. Ona yönlendirebiliriz arkadaşı. İş yapıyordu ya. 5 taneden kaç para kazanırım? O var. Aç ulan. Yap bakalım 5 tane. Ondan sonra bir gideyim okutayım şunları. Herkes de yapmış arkadaş. Ya Eldin be, bana bir yardımcı olsan. Herkes yatmış. Geçmiş olsun. Satma da satamıyoruz. Avcılara da yar ya, alet edevat yetiştiremiyorum. Şimdi koydum abi, artık olsun yani. Bıçağınız var. Ne abi, bıçakları yiyorsunuz mu ya? Anlamadım gitti. Neyse, sonuç olarak. Abi %80 et, %20 deri ama doluluğa bakın. Bu nasıl bir mantık, çözemedim. Şunu biraz daha azalt abi. Yani bunun maksimumu mu bu demeye çalışıyor, yoksa o kadar deri var manasında mı? İlerleme. Eti azaltabilirsin bile abi. Et çok oldu. Çürüyecek orada yani. Bir işe yaramıyor ki. Alem yere git. Yeter yeter etine, sana da yani. Hiç gerek yok ya. %20 falan yetecek galiba oraya. Deri çıkartın. Gelir çantaları ben yaparım. Allah Allah. Tamam, ben yine gidiyorum oraya. Başka ihtiyacı olan var mı bir şey? Tamam, avcı kulübesi tamam. Ya sadece çalışan yerleri seçebilsem keşke yani. Neyse, aktara zaten Allah'tan bir şey istemiyor. Çok tatlı bir an. Kazı barakası. Kazı barakasına da kazma kürek, bir kazma koyduk. Dayanıklılık 50'de 8 mi? Bir dakika, avcı da herhangi bir şey yok çünkü tek bir tane değil. Ahıra iş vermedin diyor. Tarlaya verdim abi. Tarlada var iş. Hayvancılık. Onun yemi de yok, şeyi de yok. Şu an yok. Şu an yok. Farkındayım. Demircimiz yapıyor mu bir şeyler ya? İlerleme. Galiba üretim yeteneğini arttırıyor diyeceğim de, o da olmaya da bilir ha. Üretimi de 3 yani sonuçta. Mutfaktaki ablamız herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyor. 10 gram herhalde yapacak. Onun yapmadığını mı gösteriyor? Yapma durumunu mu gösteriyor? Sezon sezon herhalde o.
Yani gün gün. Neyse hadi gidelim. Şurada görevler de var, onlara da bakarız o arada. Görev adamı oldum zaten. Ama para lazım yani. Para veren bir şeyler olsun, böyle biraz daha TRTB yapalım. Yoldayken biraz dut toplayayım dedim. Birazdan çok daha fazla topladım. Sonuç olarak 0,2 fiyatı varmış artık. Eskiden dutla para kasardım ben ya. Bol kepçeden geldiği için dutla para kasardım. Bu işte yalan. Yerden o şeyleri toplayarak para kasardım. Sağlık itemlara falan. Bu iş yalan. Yeni stratejiler oluşturmamız lazım. Biraz bir para akışı istiyorsak yeni bir şeyler şart. Bunların hiçbiri vendor değil. Vendor ablamız burada. Merhaba Hello. ablacığım. Best Hello. goods in the valley. Aa, şarap falan verebilirim lan aslında ben. Güzel avrat otu. %50 zehirlenme. Buyur ablacığım. Bakın daha 0,7 ne ya? 66. O kadar topladım. Yok artık ya. Oy. Neyse. Nereye dedik? Çanta. Tanesi ne kadar ediyor? 66. 330 da bu ediyor. Oy oy. Ya al bir tane de tüy senin olsun ya. Ne yapacağım tüyü? Al 3 tane taş da senin olsun ya. 0,6'yı da nasıl veriyoruz çok merak ediyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Yani. Ya ben de şarap var yalnız. Hatun'a şarap falan götüreyim mi? Gideceğim bugün, tekrar gideceğim ya oraya. Kaç param var? 580. Ben bugün o tavuğun parasını çıkartamam. Hani bakayım görevlere de. Oscar, kardeşim ne istiyorsun? Ne lazım sana? Güvenilir bir savaşçıya benziyorsun. Tamam, geceleri korkunç uyumalar duyuyoruz. Uykumuzda uyanıp duruyoruz. Okutlardan kurtarabilecek. Olur abi. Sezon bitmeden kurt zaten deri de lazım. Olabilitesi var. Niye olmasın? Buradaki görev nedir abi? Buradaki hanımefendi galiba görev veriyor değil mi? Stranger. Stranger. Welcome. Welcome. 16 yaşında diye mi böyle ses çıkıyor? Yanında hiç tohum var mı? Yok işte. Tohum falan yok. Yok. Tohum istemeyin benden arkadaş. Her şeyi isteyin. Doğum istemeyin benden. Olmaz böyle. Bugün tavuk yalan. Bence ben şaraba falan alayım. Hatun'un yanına gideyim. Bir şansımı deneyeyim ya. Ben belli mi olur? Hediye olarak şarap. Bakalım %1'den daha fazla bir şey alabilecek miyiz? İlerleme kat edebilecek miyiz hanımefendiyle? Ya arkadaş ben diyorum ki ben kasabayı köyü neyse işte bırakayım. Geleyim hanımın köyüne yerleşeyim ya. Harbiden. Yani uğraş uğraş namussuzların eşyaları yetmiyor. Yetmiyor bu yetmiyor. Pek bir şey de getirdiği de yok şu ana kadar. Hani ileri doğru getir diye düşünüyoruz da. Pek bir faydasını da hayrını da göremedik ha. Ha bu arada neler mi getirdim? Hemen göstereyim. Ha becerip de gelmiş lan bu. Ne gelmiş? Ha şey craft ediyordum ya. Buna mı veriyorduk ya? Daha hızlı inşa yaparsın. Şu sırasında takat tüketimi. Bu da fena değil. Mutfakta %10'da. O artık iş kalmadı. Atölye ve demirhane üretim hızı. Çekiç dayanıklılığının %5 yavaş azalır. O da fena fikir değil lan. De buradan yol almışız bir kere. Hadi bismillah. Benim hanım burada. Hanım. Neler getirdim neler. Aha hanımın yerine oturmuşlar. Hanım gidip kucağına oturmaz inşallah. Böyle rezillik çıkmasın dağıtırım lan burayı. Of. Bizim hanım biraz mal galiba. Benim hanım. Kız dur yerinde. Romantizm. Sana bir şey getirdim. Ulan yine yok ya. Neler neler getirdim kız. Günlerin nasıl geçiyor? Öylesine derin bir ilişkiye giremiyor. Saatlerce konuşsak bıkmadan dinleyebilirim seni. 2'den yardıralım. %3 verdi. Sen tanıştığım en zeki insansın. %5 verdi. Tüm koyakta gördüğüm en harika elbise bu. Hiç böyle zeka sahibi olmayı istemiyorum. Hiç böyle zeka sahibi olmayı istemiş. Olabilecek sıradan biri böyle enişte. Tembel insanlar diyeceğim de bu amele takımından olmayacak falan sıkıntı olacak. İkincisi de bir ayrı problem. Ben 3'e gidiyorum abi. Ulan be.
Bazı bölgelerde çatışma ile boşanma yapıldığını biliyor muyum? Hatta fırsatlar eşit olsun diye koca beline kadar olan bir çukurda bir kolu beline bağlı olarak duruyormuş falan. Ney? Ölüm nedir? Son mudur? Yoksa başlangıç mıdır? İçinde güzellik aranmalı mıdır? Hüzünlü mü getirilmeli? Ne diyorsun oğlum? Ya verdim gitti. Oo. Ya hediye ne vereyim? Gel bir öpücük vereyim. Ne istiyorsun anlamadım ki ya. %52. O da bir şeydir. Neler mi getirdi Şenol? Hadi bakayım. Ahşap kase getirdim. En cacığı bu. Yolda makas buldum. Bira getirdim. Ne veriyor bir şey de verdiği de yok yani. Şarap getirdim. Hiçbirini istemiyor. Vallahi babacığım bu durumda. Aa içilmiyor mu lan bu? Şarap şişesi içinde şarap yok mu bunun ya? Tüketme yok. Birayı tüketebiliyor muyum? Bunu da tüket. Oğlum ben bunları ne yapacağım? Bir alet mi? Bira şişesi. Bir alet atölyedeki çömlekçi çarkında üretilir. Tavernadaki mayalama tezgahında bira yapmak için kullanılır. Oğlum biz tavernayı ne zaman açıyoruz ya? Bu müzik de bir değişti anlamadım. Taverna nerede? Kaynak deposu falan burada değil. Burada hiç değil. Burayla ne alakası var? Anasının hörekesinde taverna. Oha! Açıyorduk lan eskiden biz bunu. Yok taverna maverna babacım ne tavernası ya? Yalnız tavernayı kes ya. Oho! Oh! Abi sırf bira çeşitlerine bakar mısın ya? 1, 2, 4 tane bira çeşidi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şarap çeşidi var. Ama 10 bin istiyor ha böyle bir şey yok ya. Ya benden bu kadar. Kaç saattir oynuyorum. Yani alamadık tavukları. İnşallah bir dahakine artık benim para kasmam lazım. Para kasmanın yollarını bulurum. Fikri olan varsa da yazar aşağıya. Peş peşe böyle atacağım diye bir şey de yok bu arada. Bu yani tekrar tekrar söylüyorum hani böyle bir gazımı alıyorum. Bir süre araya girer sonra bir daha atarım falan şeklinde olabilir. Çünkü oynamak istediğim bazı oyunlar da var. Ki bu ara yaz da geldi. Şenol Kılıç kanalına yoğunluk vermek istediğimden ikinci videoyu tamamen ortadan kaldırmak istiyorum tekrardan. Çünkü bir ara yapmıştım ki yine kışın gelince dışarı çıkamıyoruz. Öbür kanala video çekemiyoruz. Yine iki video çekeyim. Hatta yayın yapayım muhabbetine girdim. Onu tekrardan bire düşürüp hani oyun kanalına günde bir tane videoyla geçip diğer kanala biraz daha yoğunluk vermek istiyorum ya. Yani kaç ay oldu orası? Şu ana kadar çoktan çok daha fazlasını yapardım diyordum da yapamadık. Neyse yazın biraz daha yoğunluk vereceğim inşallah. Efendim bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.